Zaman gazetesine atanan kayyımların ilk işi gazetenin yönetimini değiştirmek oldu. Gazetenin genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici'yi gazete binasına almayan kayyımlar yayın politikasına da el attı. Özgür medyanın sesini kısanlar kendi istedikleri yayın için matbaalara da atama yaptı. Ancak o matbaa yönetimlerine yapılan atamalarda pek çok hukuksuzluk yaşandı. Kayyımlar Metin İlhan, Tahsin Kaplan ve Sezai Şengönül Zaman Gazetesi'ne ait olmayan sözleşmeyle kiracı oldukları matbaalara yönetici atadı. Yeni görevli 5 Mart Cumartesi akşamı Zaman Gazetesi'ni sözleşme karşılığı basan Ankara'daki matbaada polis eşliğinde işbaşı yaptı. İşin ilginç yanı görevlendirme kağıdı yerine kayyımların Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçeyi gösterdi. O dilekçede polisin güvenlik sağlaması ve atanan görevlilere itiraz edilmemesi isteniyordu. Tek taraflı alınan ve onay beklenmeden yapılan matbaa ataması tepki çekti. Kayyımlar o hukuksuz sürecin sonunda Zaman Gazetesi'nin mevcut yayın çizgisinin dışında bir gazete hazırladı.